Arkadaşlar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Tarih ve saat fonksiyonlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son zaman, saat, dakika ve saniye işlemiştik. Şimdi gün 360 ve gün say formüllerini işleyeceğiz. İkisinin aslında birbirinden bir farkı tek bir noktada var. İkisi de belirli bir başlangıç ve bitiş tarihi arasındaki günleri sayıyor. Gün 360 her ayı 30 olarak kabul ediyor. Gün saysa bunu normal şartlarda hangi ay 31 çekiyorsa o şartlarda bir işlem yapıyor. Hemen formülümüzü yazalım. Zaten açıklama kısmında iki tarih arasındaki gün sayısını 360 günlük yılı kullanarak hesaplar 12 30 günlük ay şeklinde, yani 12 çarpı 30 biçiminde işlem yapıyor. Öncelikle parametrelerin ilki bizden başlangıç tarihi istiyor. Örneğin şuradan bir tarih seçtik. Noktalı virgül bitiş tarihini yazdık. Bunu ister bu şekilde aradaki gün sayısını görebilirsiniz. Bir de burada yöntem var. Üçüncü parametre. Bu ABD ve Avrupa yöntemi. Ben bunu kullanmadım. Yani şu işe yarıyordur desem sizi de yanıltmış olurum arkadaşlar. O yüzden bunu bu şekilde ben kullanıyorum. Kullandığım zaman aşağı doğru çektiğimde tabii ki her birini aşağı doğru birer farkla aldığından dolayı eksi de çıkabiliyor. Eğer bunu örneğin şu gün 360 dediğimizde başlangıç tarihi ya da bitiş tarihi biz kendi herhangi bir hücre başvurusuna bulunmadan kendimiz yazmak istersek bunun için tırnak işareti kullanmak zorundayız. Örneğin 24.11 nokta 2019 tarihiyle bitiş tarihi, işte örnek veriyorum, 30, pardon, tırnak işareti içerisinde 30-11-2019 şeklinde, pardon. Bunu gördüğünüz gibi burada bir tırnak işaretini koymadım, onu düzeltmek istiyor Excel. Tamam dediğim zaman da bunu bu şekilde aradaki 6 günlük farkı koyuyor arkadaşlar. Örneğin mesela 31 çeken Aralık var. Şimdi mesela şurayı 29 Aralık'la 01 01 2020 yaptığımızda arada 2 günlük bir fark koyuyor. Bunun sebebi 29'u da saymaya başladığında aralığın 31 olduğunu bize belirtmiyor. Yani her ay 30 olarak kabul edildiği için bunu bu şekilde yapıyor. Bunun dışında mesela iç içe formül olarak da kullanabilirsiniz iki tarih arasını. Mesela başlangıç tarihine bugün fonksiyonunu ekleyebilirsiniz. Bitiş tarihine de bugün fonksiyonu artı, işte örnek veriyorum, 10 dediğimizde bakalım işe yarayacak mı, hata verecek mi? Basıyorum. Bugünle bugünden sonraki 10 gün arasındaki fark 10 olarak veriyor. Aslında biz burada iç içe bir formül kullandık. İstediği parametrelere kendi belirttiğimiz bir fonksiyon olarak işlem gördük arkadaşlar. Gün 360'ın da çalışma mantığı bu şekilde. Gün say formülünde aynı mantıkta, ama bu tamamen o tarihte ayın kaç çektiğinin herhangi bir önemi yok. Tarih olarak algıladığı takdirde her türlü aradaki gün farkını veriyor arkadaşlar. Yine örneğin 27-12-11, bitiş tarihi 11-11-2018. Arada 1141 günlük bir fark varmış. Gün say formülünün de yapısı bu şekilde arkadaşlar. Başka burada anlatmak istediğim
kullanılabilen formüllerdir bunlar. Yani aktif olarak kullanabileceğimiz formüllerdir. Bakın mesela bu formülü, bugün formülünü her Excel'i açtığım zaman kendi otomatik algılar ve o anki tarihi ya da o anki saati. Mesela bu formülleri daha önceki videolarımızda belirtmiştik. Şimdi formülünü. Onu Excel'i ne zaman tekrar açtığımızda o anlık parametreyi bize çekiyor arkadaşlar. Gün 360 ve gün say formüllerinde kullanımı bu şekilde.